derdi bu herhalde. Şeye baktığım zaman misafirlerimizin listesine yani inanamadım doğrusunu isterseniz. Bu Viyana gibi bir kültür şehrinde bu kadar sanatla uğraşan ya da sanata yakın konularla uğraşan vatandaşım ya da ülküdaşım olduğunu gördüğüm zaman inanmayacak kadar çok sevindim ve çok gurur duydum. Çocukluğumuzda da daha sonrasında da daha ileriki yıllarda da Türkiye'de bilirsiniz hep şöyle bir laf edilir. Bir iyi bir sanatçı, iyi bir ressam, iyi bir mimar, iyi bir bu konu, şarkıcı sesi olan birisi ya da buna mümasir insanlar, aktör, aktris, rejisör hepsi bunun içine girebilir. Ah keşke şu insan Avrupa'da doğsaydı da bunun kıymetini bilselerdi, onlar daha iyi bilirler gibi laflar dolaşır bizde hep böyle. İşte sizi görenler bunun ne kadar yanlış olduğunu bugün artık anlayacaklardır diye düşünüyorum. Eğer sizler Viyana gibi bir kültür şehrinde kendinizi kabul ettirebildiyseniz, burada seyirci toplayabildiyseniz, burada vefakar ve takdirkar seyirciler bulabildiyseniz, bu bizim en büyük iftiharımız Türkiye olarak diye düşünüyorum. Gayretlerinizin devam etmesini tabii ki istiyorum. Bir taraftan da düşünüyorum, kendinizi kabul ettirebilmek için, bir sahne bulabilmek için, bir projenizi hayata geçirebilmek için ne tavizler verdiğinizi düşünüyorum. Kimleri dinlemek zorunda olduğunuzu düşünüyorum. Bunlara da... Ich bin die Tochter eines Offiziers, welcher die Schrecknisse des Weltkrieges mitgemacht hat. Wir Österreicher befinden uns von aller Welt mit Gerechtigkeit liebenden mit innerer Freude erfüllt. Ich erlaube mir auch meine Freude über den ruhmreichen Erfolg des türkischen Volkes und ihrer erhabenen Regierung damit zum Ausdruck zu bringen, dass ich meine Bewunderung durch diesen von mir komponierten Stimmen. Ich wünsche Ihnen, mein Fräulein, dass Ihre Heimat bald befreit und unabhängig wird. Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei, Oberbefehlshaber Gazi.